Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Geçen videoma göstermiş olduğunuz ilgi ve sizlerden gelen yüzlerce destek mesajı için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum bugünkü analize. Öncelikle tarım dışı istihdam verisinden bahsetmek istiyorum Amerika'daki. Şimdi genelde böyle bir ilginç bir veri açıklanacağı zaman ben hatta bugün şöyle bir veri açıklanacak demeye bile çekinir hale gelmiş durumdayım. Çünkü öyle bir şey açıklanacağı zaman hemen arkasından şöyle sorular geliyor. İşte bugün şu veri açıklanacak dediğiniz anda size diyorlar ki, peki siz ne bekliyorsunuz? Şimdi oturup da tek tek her makroekonomik veriyi incelemek ve bir tahminde bulunmak zaten benim işim değil. Yani çok da basit bir iş değil. Amerika'da uğraşanlar bile kolay kolay bir şey yapamıyorlar. Bıraktınız biz hem Amerika hem Türkiye dediğimiz zaman bu tip verileri tahmin etmek mümkün değil zaten. İkincisi, tahmin etmek çok da anlamlı bir iş değil. Şöyle açayım biraz. Verinin ne geleceğini çok iyi tahmin edebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki işte bu veri bence çok pozitif gelecek. Yani beklenti şu kadar, o beklentinin üzerinde gelecek. Pozitif bir veri gelecek. Bunun size bir faydası olmayabilir. Çünkü piyasa veriye çok farklı bir şekilde tepki verebilir. Piyasanın tepkisi ne olacak? Ona bakmak lazım. Şimdi piyasanın tepkisi de enstrüman bazında farklı olabiliyor. Yani şöyle demek mümkün değil. Evet, tarım dışı istihdam verisi beklentilerden daha iyi gelirse borsa düşer. Çünkü istihdam güçlüyse Fed'in o zaman faiz artırımlarına devam etmesi beklenir. Çünkü istihdam zaten güçlü. Faiz artırımı oldu diye bir ekonomik durgunluk yaşanır vesaire gibi şeyler için zaten yeterince böyle istihdam var. Gayet güçlü piyasa. Hatta istihdam piyasası güçlü olduğu zaman o zaman bizde pek rastlanılan şeyler değil bunlar ama çalışacak yani eleman bulmak da güçleşmiş demektir. O zaman biraz böyle fazla ücret vermek gerekiyor. Yani adamlar bu sefer fazla kazanmaya başladığı zaman bu da bir enflasyon yaratır. Tabii bizim ülkemiz için konuşmuyoruz gene çünkü bizde zaten ücretler çok düşük durumda bu hızlı artan enflasyon nedeniyle ücretler yetişemiyor. Bazı bankalarda falan ancak yetişebildiğini düşünüyorum. Yoksa genel anlamda ücretler yetişemiyor. Ama Amerika'da böyle bir durum var. Yani çok fazla istihdam yaratılıyor, çok talep fazla ve özellikle de hizmet sektörü olduğu için emek yoğun böyle Amerika'da. O zaman birçok böyle insana daha fazla para vermek gerekiyor ki gelsin işe adam alınabilsin. Ya da işte o işten çıkıp başka bir yere gitmesin adamı memnun etmek için daha çok para veriyorsun. İşte böyle bir durumda Fed daha faiz artırmak için eli güçlenmiş olur. Hatta 75 değil 100 bas puan faiz artırabilir. Bu durumda borsa aşağı ve işte tabii ki faiz artışı hesaplanıyorsa yani bekleniyorsa bu durumda değerli metallerde aşağı demiş olsaydınız acaba nasıl bir şeyle karşılaşırdınız? Peki şimdi mesela şu Dow Jones'la başlayalım. İşte Dow Jones'da şöyle 0,23'lük bir artışla kapattı günü. Şuradan içim okuyla açalım. Ve yani gene şeyin üzerinde gayet böyle şeyin içim okunun da üzerinde az bir yükselişle kapattı. Buradan belki belli olmuyor. Şöyle bakın yeşil mum kapattı. Peki S&P? S&P'de az bir düşüşle kapattı. Ama açılışa göre o da iyiydi. Yani borsa öyle beklendiği gibi çok düşerek tepki vermedi. Peki veri açıklandıktan sonra mesela bir de şu var. Şimdi onu da yeri geldiği için hemen göstermek istiyorum. Şuradan 15 dakikalığı açacağım. Şimdi bir de şu var. Şunu da kapatalım içim okuyun. Veri açıklandığı zaman canlı yayını yapsanız ne kadar güzel olur. Bir de bu var. Yani veri açıklandığı sırada canlı yayın yapmak kadar da böyle boş bir iş yok. Aptalca bir iş. Bak neden aptalca bir iş olduğunu göstereyim. İşte verinin açıklandığı saat burası. 15 dakikalık grafiğe bakıyoruz şimdi. Veri burada açıklanıyor. Ne oluyor? Veri açıklanır açıklanmaz. Şöyle yarım saat içerisinde eksi 1,21
Hatta 45 dakika içinde eksi 1,30. Yani bir eksi 1 kadar böyle 1,20 kadar bir düşüş var. Peki 15.30'du bu. 16.30 bir saat sonra yani bir saat sonrasına bakalım işte eksi 1,25 düşmüş. Bir saat sonra işte eksi 1,25 düşmüş vaziyette. Peki 17.30'da nasıl vaziyetler? 17.30'da da o eksi 1,25 düştükten sonra 0,93 yükselmiş. Bak zaten görünüyor burada. Şimdi bunları kapatalım. Şimdi burada canlı yayına başladınız. O düştü, daha da beter olacak falan dediniz. Canlı yayında şuralarda falan bitti. Siz canlı yayını bitirdikten sonra güzel bir yükseliş geliyor böyle. Değil mi? Biraz fazla konuşsanız bilmem ne olsa canlı yayını uzatsanız iyice böyle bir. Hadi bir daha düşüş geliyor ondan sonra. Evet ya artık kötü gitti başlangıçta ama sonradan toparlandı dediğiniz anda bir daha bir satış geliyor. Akşam yorumu yapsanız böyle bir şeyde evet sabah veri açıklandığında sert düştü ondan sonra da biraz toparlanır gibi oldu ama gene de işte kötüydü tabii faiz artması bekleniyor falan düştü. Siz bunu dersiniz kapatırsınız yayını 6.30'dan sonra bakın tekrar yükseliş geliyor. İşte saat 8'de falan bu yayını yapsanız ondan sonra işte biraz düşer sonra biraz çıkar falan. Biraz daha mantıklı 8'de mesela yapmış olmak. Yani canlı yayın yapmak kadar saçma bir iş yok. Gene de yapıyorlar işleri olduğu için. Yani yön belli olmuyor veri açıklandığı zaman. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı acayip bir volatilite olabiliyor. Dolayısıyla şöyle bir gün geçsin de öyle bakalım 20-24 saat geçsin de öyle bakalım dememin sebebi bu. Buna bakarak o andaki harekete bakarak bir yorum yapmak çok yanıltıcı olur. Hatta burada 3 defa yanıltıcı olabildiğini görüyorsunuz. Yani borsalar evet düştü çıktı falan ama çok fazla gün sonunda tepki vermedi. Peki ya değerli metallerde durum nedir? İşte aynı şekilde altındaki olay altın düşüyor. Sonra biraz toparlar gibi oluyor borsalarla birlikte ama öyle çok da fazla toparlamıyor. Ama çok da düşmüyor ondan sonra. Yani o ilk şokta bakın gene eksi 1,32 ama oradan gelen yükseliş daha sınırlı kalmış. Altın günü eksi de kapatıyor ama bir önceki bakın mum kadar düşmüyor. Yani fena değil kapattı ya. 1775, 1780 olsaydı daha iyi olurdu. Dolayısıyla bakın veri eğer piyasada Fed faiz arttıracak şeklinde yorumlanmışsa o zaman altının düşmesi tamam. Peki borsa niye düşmedi? Yok Fed faiz arttırmayacak. Bununla ilgisi yok. Ekonomi güçlü gidiyor diye algılandıysa borsada o yüzden düşmediyse o zaman altın niye düştü? İşte o yüzden bu tip verilerle ilgili olarak böyle olursa şöyle olur, böyle olursa baştan konuşmanın da bir anlamı yok. Yani veri iyi geldi. Ha ben o zaman hemen borsayı satayım, altını satayım. Sonra bir bakıyorsun gerisin geriye geliyor. Borsayı sattıysan işte tekrar çıktığını görüyorsun. Altını sattıysan fena değil. Belki iyi bir iş yaptın orada. Ama anında da satabilecek misiniz? Yani burada ona da dikkat etmek lazım. Yani veri geldi. Ben bu veri geldiği anda takip edeyim. Anında da satayım. Ben bu işleri çok iyi biliyorum. Yani bu işleri güzel takip edecek bir yerler var mı falan deniyor. İşte bakın bir dakikalık grafikte altını gösteriyorum size. Veri geliyor. Siz daha belki o görmeden yüzde yarım düşüş oldu bile. Siz zaten bundan sonra yüzde yarım düştükten sonra satabileceksiniz. En iyi ihtimalle. Komisyon falan gibi şeyler de belki olacak. Zaten yani gram altın falan işi yapıyorsanız bu geçti yani. Öyle bir şey olmaz. Forex'te işlem yapıyorsanız o zaman tamam yani daha farklı düşünebilirsiniz. Ama burada bakın yüzde yani zaten 0,85 düşmüş. Yarım yani 0,59 kısmı zaten bu kadar yani. Daha bir dakikada olmuş. O yüzden bunlarla kafayı fazla takmayın diyorum. Kafayı takmayın. Veri hakkında ne bekliyorsunuz? Ne olursa ne olur. Ne olursa ne olduğunu bir gün sonra görürsünüz. Hiç kimse yani onun ne olacağını önceden bilemez, size de söyleyemez yani. Çok şapa oturulur. Peki biz buradan kaldığımız yerden devam edelim. Peki bundan sonra
Borsa kısmında ne bekliyoruz? Dow Jones zaten en içim oku üzerinde kalmış. Bunun üzerinde de kalıyor bir süredir. Altına geçmiyor. Burası destek olarak çalışıyor. Bir gün daha bu desteğin üzerinde yükseliş yapacak olursa hedef 33.248-250. Orayı da zaten geçmesiyle, İçimoku'nun üzerinde de kalınmasıyla rally'nin güç kazanmasını bekleriz. Önümüzdeki hafta zaten enflasyon verisi var. Belki enflasyon düşük gelecek. Buradan da bu rally'nin geldiğini göreceğiz. İşte S&P'de de aynı durum. 4176'da. Nasdaq'ta da aynı durum. Orada zaten kritik direnç geçilmiş. Daha güçlü bir hareket var. Bütün bunlar tabii ki kripto paralar için de pozitiftir. Kripto paralar için BTC Haber TV'de dün çok güzel bir yayınımız oldu. Aşağıda linki var. Oradan izleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Bugün ayrıca bir kripto para yorumu yapmıyorum. O yüzden yani BTC Haber'de yaptıysam ertesi günü yorumum olmuyor. Altın gümüş için işte bu Amerikan 10 yıllıklar önemli. Çünkü burada Amerikan 10 yıllıklarda güzel bir düşüş vardı. Fakat tarım dışı istihdam verisinden sonra tekrar yukarı geldiğini görüyorsunuz. Yani burada tabii bu ne kadar kalıcılık sağlayacak? Şöyle bakın, 2.80'in üzerine atmış ama daha evvelden de bu 2.83 falan gibi yerlerde dirençle karşılaştığını biliyoruz. Yani bir ara direnç var orada. Şöyle bir şeyler var yani. Bakın daha evvelden burası destek olarak çalışmış falan. 2.83. Şimdi oraya kadar geldi. Belki tekrardan buradan pazartesi günü aşağı düşecek. Veya o da enflasyon verisini bekleyecek. Enflasyon verisi peki beklentilerden daha düşük gelmesi durumunda. Zaman Amerikan 10 yıllıklarda düşüş beklerim. Bak bu sefer baştan söylüyorum. Çünkü önemli bir şey. Tabii burada da yani enflasyon düşük geldi ama çekirdek yüksek geldi falan gibi şeyler olabilir. O da çok net söylenebilecek bir şey değil. Yani biraz izleyip görmek gerekecek. Ama beklentim zaten emtiada bir düşüş olduğu için Brent petrol falan da beklediğimiz gibi 100'ün altına da gelmiş olduğu için enflasyonun Amerika'da düşeceği yönündedir. Düşmüş olması gerekir Temmuz ayında. Temmuz'da olmadıysa Ağustos'ta düşecek. İşte şöyle petrol kıracak dedik, desteği kırdı, işte aşağı doğru da hareket devam ediyor. Peki Borsa İstanbul için ne diyeceğim? Borsa İstanbul için bir şey demeyeceğim bugün. Yani 2830 hedef var. Elinizde hisse varsa tutmaya devam edin. Uzun uzun anlattık yani. Orada hedefe yaklaştı diye satmanız gerekmiyor. Hedefi geçip sonra hedefe geri dönüp orayı destek yapıp daha da yükselebilir. Hedefi direkt geçip de yükselebilir. İlla ki hedefe gelip oradan düşecek diye bir beklentiye girmeniz gerekmiyor. Dolar TL'de çok uğraşıyorlar belli ki. Yani şimdi dış ticaret açık veriyor. Enerji hariç bakıldığı zaman bile dış ticaret açık veriyor. Altın ve enerji hariç bakıldığında da dış ticaret açık veriyor. Dış ticaret öyle Türkiye ekonomi modelinde iddia ettikleri gibi kur artınca artıya geçmiyor. Geçmedi. O model iflas ettiğini gösteriyor dış ticaret verileri. Ama ne oluyor? Turizmden bir gelir elde edilince cari açığı kapatıyorsunuz turizm gelirleri sayesinde. Ama bu da turizmin yoğun olduğu yaz aylarında oluyor. Ondan sonra tekrar işler tersine dönüyor. Şimdi biraz bir yerlerden demek istediğim dolar bulunmuş ve bozduruluyor olabilir. Biraz daha rahat hissediyor olabilirler bu durumda ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü çok fazla baskılıyorsunuz, çok fazla manipüle ediyorsunuz piyasayı. Bu kadar manipülasyondan sonra olacağına varır. Üstelik yiğ üfeye göre bakıldığında da hakikaten reel anlamda bir değerlenme var TL'de. Yani kurun düşük kaldığını gösteriyor yiğ üfedeki durum. Bir ara sonra patlayacak. Öyle söyleyeyim. Belki yazlık geçirecekler. Eylül'de, Ekim'de patlayacak. O yüzden buralardan aldınız. Bakın bu 8.34 zamanındaki gibi oluyor şu anda. Geçen sene diyorduk 8.5'tan alın arkadaşlar. Bu işin gidişatı kötü. 8.5 iyi fiyattır. Daha altına bakmayın. 8.40 oldu.
Yine alın dedim ama bize 8.55'ten sattılar. 8.55'ten aldırdın 40 oldu falan diyenler oldu. Gene alın dedim. 30 oldu gene alın dedim. Ondan sonra 8.34 olunca dedim tamam yani. Burada da almıyorsanız yuh olsun artık yani. Tamam. Ya da almadıysanız şansınıza küsün arkadaş. Bu kadar insanları korumaya çalışıyoruz. Ondan sonra aldı başını gitti ve 12 falan gibi şeyler olduktan sonra daha da bir şey söylemem. Buralardan alın veya satın demem. Gidişat yukarı yönde ama durum beni korkutuyor dedim. Yani o saatten sonra üzerine koymaya devam etti. Yani bu iş patladığı zaman başlardan aldınız. Ondan sonra bir üzerine bir %10-20 koyduktan sonra kalkıp da buradan da alayım mı diye sorduğunuzda vereceğim cevap belli zaten. Hayır. Geçmiş olsun. Bu saatten sonra varsa elinizde tutarsınız. Ben kimseye buradan alın demem derim. Çünkü bu 21'e 22'ye gidecek. Bak o zaman alayım mı gene buradan diyeceksiniz. Ben de hayır diyeceğim. Bu saatten sonra karışmam. Vaktinde 18 iken bu 18 daha olmadan çok söyledik. Dinlemediniz. Artık siz bilirsiniz diyeceğim. Yardımcı olur musunuz? Yardımcı olmuyorsunuz bilmem ne. Bir sürü hikayeler de gelecek. Bunların da olacağını biliyorum yani. Bir sürü hikayeler gelecek ama kusura bakmayın diyeceğiz. Her gün video yapıyoruz. Bir tek cuma akşamı yapmıyoruz. Onu da hafta sonu böyle yapıyoruz. Söylüyoruz. Twitter'dan yazıyoruz. Düşüşler alın fırsatı falan. Gene de dinlemiyorsunuz. Ne yapalım? İşte bugünlük de bu kadar.